Selamlar dostlar, merhaba YouTube. Yepyeni bir inceleme videosuyla daha tekrardan karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Rampage Make. Arkadaşlar, bu kulaklık fiyat performans olarak şu anda piyasada gördüğüm ucuz kulaklıklardan birisi. En ucuzu mu? Tabii ki değil, ama ben Vatan Computer'dan hemen acil almak zorunda kaldığım için en ucuz olarak bunu buldum arkadaşlar. Ve normaldeki internetteki fiyatlarından Vatan Computer'da daha ucuz satılıyor. 234 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam, öyle bir şey olması lazım. 234 TL'yi buldum. İnternette 260-270 TL civarında dolaşıyor Trendyol'da. Hepsi burada, şurada, burada. Arkadaşlar, bunun 3 tane rengi var. Kırmızı, siyah ve beyaz. Ben kırmızı olanı seçtim. Daha kutusunu falan açmadım. Sizlerle beraber kutu açılışı yapacağız. Mikrofon testi yapacağız ve de bir de ses testi yapacağız arkadaşlar. Tabii ses testini nasıl yapacağız? Kulaklığın içine mikrofonumuzu takacağız. Artık ne kadar ses alabilirsek, artık oradaki görüşler, ben size ne dersem o doğru olarak kabul edeceksiniz mecburen. Eğer hazırsak önce intro sonra video diyelim ve gelin şu canavarı kutusundan çıkartalım. Evet dostlar, inceleme masamıza geçtik. Şimdi cihazımızı ilk önce bir inceleyelim, daha sonra kutusunu açalım. Bakın, burada gerekli bilgileri falan veriyor. 50 milimlik işte sürücüler var falan filanlar, interler milanlar var işte. 2 metre kablo uzunluğumuz varmış. 110 desibel diyor, artı eksi 3 diyor. Bu neymiş? 32 ohm. Yani bunu bilgisayarda çalışırken sıkıntı çıkartmaz, ama telefonda falan kullanmak istediğiniz zaman yüksek ses vermeyecektir. 16 ohm lazım telefonlar için. Bunlar küçük detaylar. Neyse, önemli bir şey yok yani. Zaten ucuz da bir ürün, fiyat performans ürünü. Biz hadi bakalım açalım. Ondan sonra kutudan ne çıkacakmış, nasıl bir performans bize verecek görelim. Şimdi yanında herhangi bir bıçak bulunmadığı için şu kablo soyucuyla açmak istiyorum. Biz de isterdik şöyle şekilli şukullu bıçaklar almak, ama almadık. Bu parmak nasıl girsin buraya? Bunu yırtmadan bu parmak buraya nasıl girsin arkadaş? Kesinlikle çıkmıyor. Yırtılacak yani. İlla yırtılacak. Mükemmel bir kutu açma deneyimi. Evet, kutumuzu açtık. Gayet profesyonelce paketlenmiş. Gerçekten bu kadar da dandik bir şekilde çıkacağını beklemiyordum. Çok iyi. İçinden şöyle bir şey çıktı. Neymiş bu? Kullanma kılavuzuymuş ve garanti belgesiymiş. Çok önemli arkadaşlar. Mutlaka okuyun. Hepinizin okuduğunu da biliyorum. Bakın, burada özellikleri falan yazıyor. Bütün dillerde yazmışlar. Bayağı uzun uzun özelliklerini anlatmışlar cidden. 5-10 satır falan. Neyse. Şöyle kulaklığımızı çıkartalım. İnsan şunu doğru düzgün kulaklık poşeti yapar. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Neyse, kullanırız, bu kalsın. Kulaklığımız burada. Kutumuzu şöyle bir atalım. Kutu lazım değil. Mikrofonu burada. Ben normalde hali hazırda kullandığım bir Rampage kulaklık var. Bu arada bu ne ya? Mic'i kes, kapat, aç. Bir de ses. Mik sesini ayarlayamıyoruz. Bakın, normalde şu hangi modelde? SNRGW9. Bu kulaklıktan memnundum, ama bunun başına gelmeyen kalmadı. Bu eskiden güzel bir kulaklığımızdı. Şimdi artık değil maalesef. Bakın, bunun mikrofonu şu anda çalışmıyor. Kulaklık kısmı çalışıyor. Daha öncesinde bir tane yeğenim var. Alican ismi, Ali. Sağ olsun bunu kırdı. Ben de kırdıktan sonra şuradan bir tane akıllı vida attım. Akıllı vida her alanda işimize yarıyor. Bence dünyanın en büyük buluşu arkadaşlar. Bunu attıktan sonra gene kullandım ben bunu belli bir süre. Belli bir süre kullandıktan sonra işte geçen Perşembe günü bir Discord'a gireyim dedim. Bir iki arkadaşa yardım edecektim, bu Instagram'dan yazan işte onlara bilgisayarına bağlanacaktık. Bir baktım ki o da ne? Mikrofon çalışmıyor. İlk başta çalıştı, sonra gitti. Daha sonra şunları bir lehimledim. Çalıştı. Bir gün idare etti. Ertesi gün gene böyle sesim cızırtı yapmaya başladı. Tekrardan lehimledim. Tekrardan bir şeyler yaptım. Kısalttım, kısalttım, kısalttım. Artık burası kıpırdamıyor. Görüyor musunuz? Buradan buraya giden kablonun boyu kalmadı artık. O kadar kısalttım, lehimledim, kısalttım, lehimledim. Her şey güzel, çalışıyor falan derken bugün yine baktım. Gene çalışmıyor. Ben de delirdim. Dedim ki gidip bir tane Rampage'den
Rampage mi Rampage mi artık neyse bir kulaklık isteyeyim dedim. Ondan sonra onlar da bana dediler ki lan daha ismimizi telaffuz edemiyorsun dediler. Vermediler. Şaka bir yana daha 3000 abonesi olan bir kanalız. Bir size zahmet olmazsa bir abone olursanız şuradan bir yerden. Hemen şu aşağı falan bir yerlere koyarım. Oradan bir abone olursanız sevinirim. Hem daha güzel ürünler inceleriz böylece. Öyle. Bunun normalde şuradaki kontrolü şu böyleydi. Buradan RGB açıp kapatabiliyorduk. Şuradan ses yüksekliğini ayarlayabiliyorduk. Buradan mikrofon yüksekliğini falan ayarlayabiliyorduk. Mikrofonu komple açıp kapatabiliyorduk. Ama burada ne var? Burada sadece mikrofonu aç kapa var. Bir de sesi açma kapama var. Bu cihazı ben 200 liraya almıştım o zamanlar. Yine Vatan Computer'dan almışım. Şu anda 500 küsür lira olmuş. Dedim çok güzel. Neyse dolar kuru böyleyken de bir şey diyemiyoruz. Adamlar da haklı. Bu cihaz da böyle bir şey işte arkadaşlar. Bunun buraya katlanması hoşuma gitti açıkçası. Bir de kırmızı rengi vardı. Ayrıyetten beyaz rengi vardı. Bu arada kulaklık yamuk duruyor. Bakın görüyor musunuz? Yamuk. Ulan bir şey de doğru çıksın be. Bir şey de düzgün olsun. Bakayım. Vallahi yamuk. Heh. Her an kırılacakmış gibi. Çok kaliteli bir hissiyatı var. Neyse. Kullanacağız artık bir süre. Böyle bir kulaklık yani. İdare edeceğiz artık. 200 liraya bu kadar. 234 lira mıydı neydi öyle bir şeydi. O paraya bu kadar arkadaşlar. Bu arada 50 milim sürücü desteği var. 50 milimlik hoparlör mü ne öyle bir şeyler geçiyordu. Onlar iyi dediler. Ben de pek anlamıyorum. Pek bu işlere girmedim. İyiyse iyidir dedik. Şurada bir RGB'miz varmış. Şurada da aynı şekilde. Ama rengi kırmızı. Kırmızı olması güzel. Kırmızıyı severiz. Aldık. Bakalım ilk önce bir mikrofon testi yaparız. Daha sonrasında bir kulaklık testi yaparız. Kutu açılışı zaten bu kadardı. Size link vermemi istiyorsunuz ama link Vatan Computer'ın linkini veririm aşağı. Oradan bakarsınız. Daha güzel ürünleri incelememi istiyorsanız yazın yorumlara. Abi şu ürünü incele, bu ürünü incele yazın. Bir de abone olun. Abone olmazsanız nereden biz destek alacağız da bunu alıp inceleyeceğiz yani dostlar. Bakalım bizdeki incelemeler hep son kullanıcı testi. İşte şunu şurası böyle, bunun burası böyle diye detaylar vermek istemiyorum. Ürün bu. Kablosu güzelmiş ama. Yani örgülü bir kablo. Bence iş görür bu kabloya. Kabloya kolay kolay bir şey olmaz. Zaten öbürünün de kablonun burasında bir problem yok. Burasında bir problem yok. Gitti içinden koptu. Anlamadım yani. Daha doğrusu kopmamıştı da ben koparttım. Bir tekrardan taktım çalıştı. Öyle bir şeyler oldu. Büyük ihtimal oradaki vida kısmı vardı ya hemen akıllı vida atmışım. O akıllı vida sürte sürte o kablolara zarar vermişti. Zaten ben o yüzden kesip tekrardan yaptım. Büyük ihtimal artık komple o kablonun baştan sona setin değişmesi gerekiyordu ama o kablodan uğraşmadım. Yani çünkü bunlar çok ufak lehimler olduğu için boş ver dedim. Böyle yeni bir kulaklık aldık. Yamuk kulaklık. Duruşa bak. Yamuk. Bu arada kameranın tam açısından bilmiyorum ama herhalde açısındadır. Yamuk yani. Neyse. Kafaya nasıl oturuyor diye bakıyorum. Siz görmeyeceksiniz ama. Oo. Bunun petlere daha iyi sarıyor. Karşıma alırım görüntüyü şimdi tekrardan. Açılış bittiğine göre şimdi inceleme kısmına geçelim. Ondan sonra devam ederiz. Hem de siz de kulaklığın kulağına nasıl oturduğunu falan görürsünüz arkadaşlar. Evet tekrardan geldik dostlar. Kulaklığımızı açtık. Her şeyine baktık. Birazcık malzeme olarak kalitesi duruyor ama 234 lira dediğim gibi fiyatı ucuz. Şimdi takalım kulağımıza. Bakalım nasıl duruyor. Ben birazcık bantlarını açtım. Şuralardan ayar bantları var. Kulaklık yani aslında hafif. Hafif olduğu için de bir ağrı yok. Şurada da bir süngerimsi bir madde var. O da güzel kavradı. Dışarıdan ses alıyor mu? Çok az bir şey alıyor evet. Almıyor desek yalan olur. Ama kulaklık şu anda kafamın her noktasını, bakın şuralarda boşluk kalır genelde, her noktasını kapattı. Güzel. Bunlar suni deri. Suni deri olduğu için illaki bunlar terleme yapacaktır ve de hava almayan bir malzemedir bu %90. Çünkü bu fiyata anca o kadar. Bence güzel ya. Yani bu fiyatı idare eder mi? İdare eder. Benim daha önce kulaklığım daha iyiydi. Kalite olarak, hissiyat olarak çok çok daha iyiydi bu arada. Şimdi bilgisayara bir takalım bunu. Bir tane telifsiz müzik açalım. Mikrofonumuzu kulağımızın içine koyalım. Bakalım nasıl bir ses veriyor. İlk önce şuradan bir takalım.
takamadık. Şuradan bir takalım. Kenara takamadık. Taktık. Şimdi kendi böyle bir tık tık sesi verdi. Gitti. Kulaklığı takınca böyle bir tık tık sesi verdi arkadaşlar. Güzel bir ses değil o. Ama şu anda yok. Şimdi ben kendi kullandığım arka plan müziklerimden bir tanesini açacağım. Bakalım ne varmış bizim burada. Like dedi, açalım. Başarılı. Bas konusunda çok iyi vuruyor. Yani bu fiyata göre çok iyi vuruyor. Tabii ki sonra demeyin, abi onun basından ne olacak falan demeyin. Şimdi kulaklığımı takalım bir içine, bakalım nasıl olacak. Siz de dinleyin. Daha ne olsun? Bence gayet iyi. Evet, dediğim gibi bence gayet iyi. Bakalım mikrofon konusunda nasıl bir ses yapacak? Ben direkt buradan Windows'un ses kaydedicisini açmak istiyorum. Şimdi bir ses kaydı alalım. Kendi Windows'un ses kaydedicisinden kaydedeceğim. Herhangi bir program kullanmadan bakalım nasıl sesimizi alacak. Ses deneme, ses. Ses deneme. Çok fazla dip ses var. Çok fazla dip ses var. Mikrofon olarak hiç beğenmedim. Eğer Discord'da falan da bu şekilde ise büyük ihtimal konuştuğunuz zaman karşınızdaki size lan kapat o mikrofonu diyebilir arkadaşlar. Ondan dolayı mikrofon konusunda beni üzdü. Cidden üzdü yani. Baya baya üzdü. Genel olarak rengi güzel. RGB'leri yanıyor. Gördüğünüz gibi yamuk mikrofon. Bir türlü dengede durmuyor. Şöyle yamuk. Neyse. Mikrofon bu arkadaşlar. İncelemesini yaptık. 234 TL bir fiyatı vardı. Herhalde 234'te, hemen şuradan bir bakalım faturasından. Öyle inceleme için gelmedi yani. Para verdik. O yüzden sonuna kadar inceleriz arkadaşlar. O 233 TL'ymiş. 1 lira fazla söylemişim. 233 TL'lik bir fiyatı var. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın 233 TL arkadaşlar. Bu fiyata normal bence. Çünkü artık bu fiyatlara bir mikrofon bulunmuyor. Bazen düşüyor A101'e, şuraya buraya kaliteli mikrofonlar, ama onlar da 300-350 lira civarında. Hatta HP'nin Omen serisi bir mikrofonu, kulaklığı özür dilerim, vardı. O kulaklığı da 400 liraya alacaktım ben aslında. BİM'den kulaklığım var, aynı kalitedir ortalama diye almadım. Keşke alsaydım. Normalde o kulaklık şu an 700 liraya çıkmış arkadaşlar. Maalesef artık bunu kullanacağız bu süre. Görüntü olarak bence hoş, güzel duruyor. Ama son kullanıcı deneyimi olarak kendinizi kandırmak istemiyorum. Bence pek mutlu edecek gibi de durmuyor. Özellikle mikrofon beni hayal kırıklığına uğrattı. İnternette incelemelerde de oysa ki baktım yani, bir iki tane videoyu inceledim. Zaten bir iki tane video var. Üçüncü olacağız biz de herhalde. Orada diyor mikrofonu çok iyi, şöyle iyi, böyle iyi. Kötü çıktı, bilmiyorum, acaba bendeki mi arızalı? USB sürücüsüne de taktık ama benim öndekiler de 3.0, yani öndekinden dolayı falan muhabbeti de olmaz. Bilmiyorum. Neyse. Önemli değil. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizlerin incelememi istediğiniz başka ürünler varsa da bana yorumlar kısmında yazın. Ama ucuz olsun. Para verip alıyoruz mecbur. Onları da inceleyelim arkadaşlar. Ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoş kalın. Hoşça kalın. Thank you.